Ahmet Davutoğlu, o İstanbul Erkek Lisesi'nin çıkardığı 3. Başbakan. Davutoğlu'nun kalem tutup eğitim gördüğü mevcut adıyla İstanbul Lisesi ayrı bir gurur yaşıyor şimdi. İşte yeni başbakanın okul arşivinden fotoğrafları, sınıfı ve dirsek çürüttüğü sıralar. Başarılı bir öğrencimiz. Allah işini rast getirsin. Ahmet Davutoğlu İstanbul'da ilk öğreniminden sonra lise seçmek zorundaydı. Ve o lise kendisinden önceki iki başbakana eğitim veren İstanbul Lisesi'ydi. Diploması, fotoğrafları, okula giriş kağıdı. İstanbul Lisesi medarı iftarı Ahmet Davutoğlu'nun arşivini açtı. Tabii ki 3. başbakanı çıkardığım için çok mutluyuz. İstanbul Erkek Lisesi'ne yakışan bir olay. Başbakan Ahmet Davutoğlu hazırlık A sınıfında okuyordu İstanbul Erkek Lisesi'nde. Tozlu raflardan tozlu kütük defterine ulaştık. İşte 1970 yılında ilk başvurusunu yapmıştı okula yaklaşık 44 yıl önce ve hemen 1977 yılında da mezun oldu. Fotoğrafı da burada görülüyor. İşte bu oturduğumuz sıralarda 44 yıl önce Ahmet Davutoğlu da ders yaptı ve oldukça da çalışkan bir öğrenciydi. Babası Sayın Mehmet Davutoğlu da benim çocuğumun kaydı için ben İstanbul'da bulunamıyorum. Şurada yazılı zaten. Evet. Halasının oğlunu tayin etmiş. Halasının oğlu kayıt bildirini doldurmuş ve velisi olmuş. Ahmet Davutoğlu bilinen adıyla İstanbul Erkek Lisesi'nde zoru başardı. Yatılı okulun verdiği zor eğitimi başarıyla tamamladı. O imkanlar içerisinde yine... Kısıtlı imkanlarla. Başarması yine büyük bir olay yani. Bir de yatılı değil mi? Yatılı öğrenci. İstanbul Lisesi 3 başbakana eğitim vermenin gururunu yaşıyor. Liseye girer girmez bir cam sergi alanı sizi karşılıyor. İçinde 3 diploma var. Birincisi Necmettin Erbakan 1943 yılında mezun oldu. İkinci isimse Mesut Yılmaz'dı. 1967 yılında diplomasını aldı. Ve üçüncü isim Başbakan Ahmet Davutoğlu. O da 1977 yılında bu okuldan mezun. Gurur duyuyoruz. Tek kelimeyle. Başka söyleyecek hiçbir şey yok yani. Başarılı eğitim hayatında çok fazla eğlenceye vakit bulamıyordu belki ama en büyük tutkusu spor yapmaktı Ahmet Davutoğlu'nun ve arkadaşlarıyla birlikte futbol oynardı. Futbol da oynuyordu. Diğer sosyal faaliyet ve kültürel faaliyette bulunmayı çok seven girişimci ruhu olduğunu söylüyorlar. Şimdi okulu gezmeye gelen ortaokul öğrencileri de 3 başbakan çıkarmış başarılarla dolu okulu gezerken heyecanlı. Ben de belki bir gün onlar gibi olurum. Ben de bir başbakan olurum. Belki.